Kurulum bedava. Ucunet ve Tele Dünya aktivasyon bedava. HD kutu ve kablosuz modem bedava. Türk edebiyat ve düşünce tarihinde derin izler bırakan Yedi Güzel Adam'ın kitapları sevenleriyle buluştu. Üsküdar'da Fatih'in Mahkemesi olarak bilinen tarihi binada tematik bir kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışına ise Yedi Güzel Adam'dan Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören de katıldı. Yedi Güzel Adam Kütüphanesi İstanbul Üsküdar'da kapılarını açtı. Türk edebiyatına damga vuran yedi isim. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt, Alaaddin Özdenören ve Mehmet Akif İnan'ın eserleri artık aynı kütüphanede edebiyat severlerin hizmetinde olacak. Sivil Toplum Kuruluşu Yedi İlal Derneği ve Üsküdar Belediyesi'nin destek verdiği projenin adresi ise Üsküdar'daki Fatih Mahkemesi olarak bilinen tarihi mekan. Türk edebiyatına Maraş'tan ses veren, Ankara, İstanbul'da nefes alan, nefes olan Yedi Güzel Adam. Bundan böyle çağa, geleceğe inşallah Üsküdar'dan da seslenecek. Kütüphanede Yedi Güzel Adam'ın yanı sıra öncüler olarak belirlenen Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Malcolm X, Hasan El Benna, Muhammed İkbal ve Aliye İzzet Begoviç'in de eserleri bulunuyor. Açılış törenine Yedi Güzel Adam'dan Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören de katıldı. Özellikle Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın temel çivileri diyebileceğim insanların adına açılmış olması ve naçizane benim adımın da burada zikredilmiş olması benim için bir hem iftihar vesilesi hem de heyecan verici bir olay olarak kabul ediyorum. Nuri Pakdil'i sevmek demek, Nuri Pakdil'i alkışlamak demek boşu boşuna bir şeydir. Eğer kitapları alıp okunmuyorsa bu sevginin hiçbir anlamı yoktur. Yedi Güzel Adam'ın yaşamı bir televizyon dizisine de konu olmuştu. Halen devam eden dizi filmin oyuncuları da açılış törenindeydi. Böyle bir dizide oynamak nasıl bir duygu? Süper bir duygu. Biraz fazla sorumluluk sadece. Onun haricinde işte gördüğünüz gibi herkesin sevdiği, aynı zamanda da herhalde ufak tefek bir şeyler verdiğimiz bir dizi. O yüzden güzel bir duygu, çok mutluyuz. Törene katılanlar ve oyuncular açılış sonrası kütüphaneyi gezdi. Evet, bu haberle noktalıyoruz geceyi. Güzel haberler alacağınız mutlu bir haftaya başlamanız dileğiyle efendim. Hoşçakalın.